Hadi Mehmet orta. Mehmet orta. Kult vurdu. Gol. Stefan Kult. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Çok iyi çocuklar. İşte böyle şok gollerle çözmesi lazım Beşiktaş'ın. Erken geliyor. Gol güzel geliyor. Stefan Kult. Beşiktaş 1, Rosenborg 0. Rıza geriye çıkartıyor topu. Sergen. Ceza sahasına doğru. Geçmiş. Olmaz böyle şey. Olmaz. Olmaz böyle şey. Bu top geçmiş. 1966 Dünya Kupası'ndaki gibi geçmemiş topa. Gol veren hakem değil bu. Geçmiş topa gol vermiyor. Sadece bayrağını tutuyorum maçta. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Şimdi ataklar. Alman dikkat. Yıkıldık. Bittik. Yıkıldık bittik. O kadar çok seviniyorlar ki. Olmaz böyle şey. Norveç Ligi'nin gol kralı Bredbach topu alana gönderiyor. Kunt. Mehmet tekrar Kunt. İyi vur Kunt. Savunmadan geri geliyor. Elle müdahale var. Bunu göreceğiz her şekilde. Eğer elle müdahale varsa hiç şaşırmadık. Hakem çalmaz çünkü. Pozisyonu izliyorsunuz. İşte bu kadar mesafe. Uzatılmış bir kol. Ve o kol topun gidişini nasıl engelliyor? Hakem de bu maçtan sonra herhalde kesinlikle bir göz doktoruna gidip gözlerini muayene ettirecek eğer taraflı maçı yönetmiyorsa. Alpay ceza sahasında. Hadi Alpay! Hakemin müdahalesi penaltı. Geç karar. Penaltı ama geç karar. Hakem bunu da vermeseydi herhalde Fransa'dan Fransa'ya biraz zor giderdi. İşte pozisyonu izliyoruz. Stefan Kuntz topun başında. Penaltıyı kullanacak. Haydi Kuntz, başarılar. Stefan Kuntz geliyor. Stefan Kuntz vuruyor ve gol. Stefan Kuntz. Alpay iyi vuramadı. Sergen. Mehmet'in vuruşu. Gol! 3-1. Bravo çocuklar. Bravo. Durum 3-1 oluyor. Bravo çocuklar. Yenilsinler ama İstanbul'u unutmasınlar. Durum 3-1 oluyor sevgili seyirciler. İşte Mehmet topu alana gönderiyor. Beşiktaş 3, Rosenborg 1. İşte izliyoruz Mehmet. Çok güzel vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Evet, Norveç'ten seviniyorlar. Görüntüde kara gömleğini, kara vicdanını görüntüye getiriyor yönetmenimiz. Üstüne giydiği kara gömleği vicdanına da yansıtan bir Fransız, Beşiktaş'ın tam anlamıyla ipini çekiyor.